Ver bakayım. Temizlemiş yavru atmak için. Biraz... Evet, bunun da gelişim az, zayıf. Üst kat çok güzel, boş çıtaları var. Yani zayıf dediğimiz yine 2, 4, 6, 7 herhalde. Burası bal. Bu da bal. Yavru sökülen yere bal koymuş. Anada sıkıntı var herhalde kısım. Yok. Evet, günlük var. Çok az ana yavru atmamış demek. Randımanlı bir yavru atışı yok. Buraya araya ham petek vermişim buna ben. Ham peteği kabartıyor. Güzel kabartmış. Ama bir nüfus sorunu var tabi. Şimdi bal sağımında petek boşaldığında alt katta buraya kapalı yavru çeker, bu sınav grubu düşürürüz. Bunu alırız, başka ayrı kovan olur bu. Yine bunu böyle tut da uçmasın, ben katı koyayım bunun üstüne kısmı. Katına getireyim. Katı da orada bakalım. Ay maşallah. Evet. Şimdi de balına bakalım. Bakın beyazlatmış. Ama diğeri gibi ben sanki sırlama yok bunda. Ama bal var. Buraya kadar kaç var? Kaç çıtada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtada bal var. Maşallah. Evet, bakın sırlamaya başlamış ama yetişememiş. Evet, bu tarafını sırlamış biraz.
mis gibi kestane kokuyor. Sırlamaya da devam ediyor. Oo, bu tarafı sırlamış bak. Evet, bu tarafı sırlamış. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Göründü. Bunu kurcalamaya gerek yok, bu tarafı. Şu en son şu çıtaya bakacağım. Buraya kadar bal gözüküyor çünkü. Evet, bu boş. Bu boş. Şuna da bakalım. O boşsa. Ah maşallah, bu dolu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıta balımız var. Ama bunda da bal var. 7. Oo, bu da çok güzel bal. Maşallah, şuna bak, bu da dolu. Ama tabii vakte ihtiyacı var sırlanması için. 5 günde sırlayabilir. Sırlarsınlar, çok şey değişir 5 günde. Tabii bir haftada bayağı şey değişiyor. Çünkü 5 günden fazla da koyarsak bu kez ayçiçeği artık yoğunlaşır. Ayçiçekleri her gün açıyor, her gün biraz daha açıyor. Çıkıyor mu acaba, kameraya göstersene. Bak, karşıda mesela ayçiçekleri var. Hiçbiri açmamış. Sadece bir tanesi böyle biraz ortası, biraz tepesi hafiften sararmış. Açmaya başlamış. Bu 5 günde sürekli açar. Artık ayçiçeğini çalışmaya başlar. Evet. Alt katı da çok güzel gözüküyor bunun. Şimdi alt katında şu, işte zaten bu bizim, benim çalışma sistemimde 1 ile 10 her zaman arının. Bahardan itibaren hep taşıyoruz onu. Kışa kadar taşıyorum. Sağımda da almıyorum ben onu. Bir, aslında o çıtaları arı yedi yani. Bu dağda boşaltıp yavru attığını gördüm ben. Bakın mesela bu nasıl yavru atmış arı. Çok güzel yavru atmış. Evet, şimdi en dış çıtaya da atmış olabilir yavrusunu bir daha. Tursun, kutuyu getirmeyi unutmuşuz. Bak, çıta koymaya yer arıyorsun. Oy 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 oy, bakın bu bal. Bu bunun kendi hakkı. Çok güzel dolu. Evet, yavru yok. Çok güzel bal. Bunu daha da ilk hafta bu balları buradan götürdük dolu. Ara bunları yedi. Sigortası bu bunun. Her zaman dolu olacak. O da yerine gelsin. Çekip bakalım oradan, canın yanmasın. Evet. Şuna da bakalım. Alt kattan da bir çıta bal verir mi? Oo, bu da yavru çok güzel. Oy oy, maşallah. Yo, bal atmış. Şimdi bu tarafı bal. Hafif geldi ama bu. Yeni bal atıyor demek ki buna. Evet. Sırlamaya da başlamış. Yok, o eski kemiri. Eski kemiri. Evet, buna bal atıyor artık. Şimdi ayçiçeğinde de üst katı boşaltamazsak komple blok olur. Yani bu arı direkt alt kata en yakına koyuyor. Hep en yakına koyuyor. Evet, bu arımızda metal ızgara koyuyoruz. Şimdi değiştiriyoruz. Bunu ayçiçeği sonunda tekrar videosunu göreceğiz. Üst katın durumlarını. Ama diğer kovanlarımda ana ızgaraların hepsini alacağım ben. Kestane sağımıyla beraber sadece bu üçünde kalacak. Diğerlerini kullanmayacağım. Ayçiçeğinde ana ızgarası kullanmıyorum. Zaten gerek kalmıyor. Arı çok hızlı nüfus kaybına uğruyor. Aşırı bal akımı geliyor. Arı ilk etapta atabildiği kadar yavru atsın istiyorum. Çünkü o yavrular ayçiçek sezonu bittiğinde maşallah bize kışta hepsi o nüfuslar, o yavrular lazım.
Propolis tuzaklarını koyalım. Koyacağım. Evet. Artık yavaş yavaş propolis tuzaklarını sağımdan sonra 5 gün sonra bu kovanların hepsini propolis tuzaklarını da koyacağız. Çünkü şimdi hem havalandırma için havalar çok sıcak olacak. Hem de artık boş kaldığı zamanlarda meraya da ayçiçeği bittikten sonra da yavaş yavaş buraları dolduracak. Eylül, Ekim sonu gibi falan hasat ederiz onları da. Bunları unuttuk, bak kızım, bunları da koyalım. Hani artık geceleri de sıcak. Bunu da böyle yarım kapatalım. Aydın zaten çok kızım şu anda. Aydın çok fazla. Ver kızım, bakayım onda. Evet, durumlar bu. Kestane durumu. Her ne kadar daha sağım yapamamış olsak da yeterli. Allah bereket versin. Yok yılında bu kadar bol olması güzel yani. Bir kovan başına 6-7 çıta, ikişer kilodan olsa 10 kilo, 14 kilo bal yapar en kötü zamanda. Tabii 3 tane kovan baktık şimdi. İkisinde dediğim gibi 10 kilo veriyorsa birinde bal yok. İki çıta belki alırız, belki almayız. Hani dediğim gibi 16 kovan yaptım Sunal Grav. 16 kovanın 8'i verse böyle bir yılda iyi idare eder. Tabii daha fazlaydı yani bizim umudumuz. Ama dediğim gibi seneye bu varyantla kullanmayacağım. Gene normal iki katlı usulle gideceğim. Ama gene snow grow yapacağım. Mevsim başlangıcında bana faydası olacağını düşünüyorum. Farklı bir varyantıyla. Onu da farklı bir videoda inşallah anlatacağım. Görüşmek üzere. Bal sahamında inşallah daha güzel bir havada yine beraber olacağız. Videolarımızı beğenin. Kanalımıza abone olun. Allah'a emanet.